Şimdi bak konu ne zaman buraya döndü amına koyayım? Abi. <laughs> Dur bakalım ne demiş Burak? Tüm dünyada en çok izlenen, son zamanlarda kendisinden Şimdi Burak, en çok bas. Burak sivri dilli konuşmuştur ben onu bilemem. Bak ben Burak'la aynı şeyi düşünüyor muyum düşünmüyor muyum söyleyeceğim. Settiren o YouTuber. Yaptığı birbirinden kaliteli videolar, her videosundaki farklı aksiyonlar ve genelde videolarında izleyicilerine yüz binlerce dolar vermesiyle son zamanlarda adından sıkça söz ediyor. Mesela ben ona da inanmıyorum. Siz inanın baba. Ben her videosunda birilerine 500 bin dolarlar, 1 milyon dolarlar falan verdiğini düşünmüyorum. Kendi düşüncem. Bu arkadaşımız bir de üstüne üstlük videolarını her dile dublajlatınca videolarının izlenmeleri aldı başını gitti. Hatta şu anda YouTube rekorları kırıyor falan desek herhalde yanılmış olmayız. Adamın Doğru. 4 haftada 200 milyon izlenen videosu var Çok ya. Çok taşaklı bir izlenme amına koyayım ya. O, oradan kazandığım parayla var ya bırak efekti sahte Mr., Mr. Beast tasarlar evinde yatarken orada YouTube'da video çekersin amına koyayım. Bizimkiler ne der? O sahte değil. O gerçek. <laughs> Diyorum ki, bu kadar savunmayın, o kadar delirmeyin aman abi. Ya biz burada 200 bin izlenmek için 40 takla atıyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bak kıskan <laughs> Bırak lan burada mısın gel. Makara gideceğim biraz alınma ha şaka yapıyorum. Mr. Beast'e bok falan atmıyorum kendimle falan. Ya bırak şimdi ya bak şimdi çete dönüşüyorum. Ya bırak gözünden belli kıskandım bırak. Bırak şimdi. Falan da kıyaslamıyorum. Hatta Türkiye'deki hiç kimseyle de kıyaslayamam. Kıyaslamam da bu arada doğru olmaz. Çünkü gerçekten arada bir haksız rekabet durumu var. Çok... Basit bir matematikle anlatayım. Bizim YouTube'da kazançtan bahsedecek. 1 milyon izlenmeden aldığımız para. Bu adamın 1 Aynen. milyon izlenmeden aldığı paranın %10'u falandır herhalde. Belki çılgın paralar kazanıyor arkadaşlar. Onun videosunu hesap edin. Ulan Social Blade'de kaç para kazandığı yazıyor onu. Yalandır o da da. Gerçek abi. <laughs> Social Blade. Bakayım merak ettim. Buna bakmıştık galiba. Ortalama bir şeye bakalım. Sırf veri olsun diye. Gerçek diye değil. Yazmışım önceden Mr. Beast. A+. A+. Aylık ortalama 350-323 bin dolarla 5 milyon dolar arası kazanıyormuş. Ee, bu yalan amına koyayım. Bu, bu bence doğru bir veri değil abi. Çok daha fazla kazan, kazanması lazım diye düşünmekteyim. Video başına oğlum view'a bak. Yani şuna bakar mısınız oğlum? günlük bunlara günlük 68 milyon izlenme almış buradan mesela kanalı bütünüyle. 68 milyon, 34 milyon, 36 milyon, 35 milyon video başı yok. Bunlar kanalın genel istatistiği günlük bu. Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Şuradaki değeri unutmayın. 68 milyon yazıyor ya. Şimdi bak kendi kanalıma gidiyorum. Eliran kanalına gidelim mesela. Aç bunu. Kanalınız hakkında Bak 557 milyon izlenmiş benim kanalım. 557 milyon izlenmiş. 2011'den beri aktif değil bu son 3 senedir aktif. 3 yılda 500 gözükmüyor mu lan ha gözüküyor. 554 milyon izlenmiş 3 yılda. 68 milyon günlük alıyor. 554 ile onu kıyaslayın. Yani çok büyük, çok büyük oran. Müthiş. de daha düşüktür. E bu durumda da bütçesel olarak bu adamla yarışamayız. Hani ben Şimdi ha şuna bağlayacaktım. 554 milyonun ona kazandırdığıyla bize kazandırdığı yani siz bile yapsanız ya diyor bugün aynı değil. O bizden belki 10 kat daha fazla para kazanıyor bir videodan. İşte sen 700 lira kazandın. O 10 kat fazlasını kazanıyor. Reklam çokluğu ve yaygınlığı sebebiyle globalde. Bir de her dilden yapıyor artık. Oo. Ama dahil yapıyor mu? Yapıyor. Ona bir şey diyemeyiz. İzlenme o. Unik izlenme değil. Bottur diyorsun ya. Abi siz niye her şey yükseğini görüyorsun? Bot diyorsunuz. <laughs> Markası var, sponsorları var. Evet şu an YouTube'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Bir kişi mesela Twitch'te yayın yapan. Benden, beni örnek al ya. Ben Twitch'te yayın yapıyorum değil mi? Siktir et Twitch'i. Ben yayıncıyım. Ben yayıncı olarak nerelerden para kazanıyorum mu? maddeleri ayırabilirsin sponsorluğu var onunla bağlantılı işte abonelikleri var e, aldığın donate'ler onlar falan para kazandırıyor klasmanında değil tabii ama klasmanı küçümsediğim için söylemiyorum oran orantıya vuruyorum. İşte kimisinin sözleşmesi var bizde de yıllarca olduğu gibi artık yok ondan sonra herkesin kazan Instagram'dan para kazanabilirsin oradan sponsorluk alabilirsin. İşte bak adam Ratatun attı mesela 100 abonelik attı. Ben artık sözleşmem olmadığı için buradan para kazanıyorum şu an gibi. Eyvallah kardeşim. Ben zaten aynı içeriği yapmıyorum da Türkiye'deki entertainment kanallarında bu adamla yarışabilmesi çok ihtimal dahilinde değil. Ama konumuz bu değil arkadaşlar. Konumuz MrBeast'in Beast'in YouTube'a dün yüklemiş olduğu video. Videonun başlığı Türkçesiyle Tren vs. Dev bir çukur. Ve benim bu Oturmuş 20k adamın videosu fake bir ilmit yok ya muhabbet ediyoruz oğlum. Ya, arkadaş arası muhabbet. Zaten fake olduğu belli o videonun yani hani ben fake olduğu kanıtlansın diye uğraşmıyorum. Belli zaten. Sadece yorumunu merak ettim. Videoyu çektiğim dakikalarda ilgili video 11 saatte tam 22 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Böyle de gidecek bu arada 200 milyon mi? olur koydu yine parayı. Bu videoda Mr. Beast satın aldığı araçları tek tek bir çukurun içerisine atıyor. E haliyle videoda kısa sürede büyük bir ilgi görüyor. Video bugün o kadar çok konuşuldu ki biz de arkadaşlarla evde otururken bu videoyu bir açalım, izleyelim dedik. Çünkü... biz de onu dün yaptık işte. Çünkü itiraf ediyorum ben gerçekten iyi bir Mr. Beast izleyicisiyim. Sonrasında videoyu açtık ve ağzımızdan salyalara kaka kaka bir yerlerimiz yana yana videoyu izlerken çeşitli tartışmalar çıkmaya başladı. Çünkü videoda <laughs> garip... bir <o> <laughs> şeyler oluyordu. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ama Mr. Beast büyük bir kolpa olabilir. Nedenini ben... Yok öyle bir şey. Hayırdır? Hayırdır bırak beraber inceleyeceğiz ve yorumu sizlere bırakacağım. Fakat öncesinde eğer beni desteklemek isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz benim için yeterlidir. Eğer bunları yaparsanız da gerçekten çok teşekkür ederim. Hadi şimdi videoya geçelim. Bakalım Mr. Beast kolpa mıymış? Şimdi ben bunu böyle yorumlamıyorum mesela. Mr. Beast'in kolpa olup olmaması beni hiç alakadar etmiyor. Ben bu video üzerinde yorum yapıyorum. Evet sizleri daha fazla bekletmeden videoyu izleme ve yorumlama aşamasına geçmek istiyorum. Bu treni yeni... Bak mesela bu direkt fake arkadaki görüntü. <gülüyor> 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 Bak ilk sıkıntı benim gözümde gerçekten burada başlıyor. Beyler bu green screen. <laughs> Ya bu <laughs> hakikaten green screen. E gerçekçi gelmiyor mesela. Yorumlar kısmından siz de düşüncelerinizi belirtin. Buradaki bu görüntü size gerçekçi geliyor mu? Ki ilerleyen dakikalarda bu arada daha net böyle green screen diyeceğim sahneler var. Oralara da geleceğiz. Bu sadece başı. Zaten tren rayı falan da çok... Dün beni deli etti ya. Çok yapay duruyor. Tren rayı falan döşettiğine ihtimal veriyor musunuz gerçekten buraya? Şimdi bunların hepsini konuşacağız. Bunların hepsinde ayrı ayrı sıkıntılar var. <laughs> bu zaten neşref. Neredeyse her videoda patlatıyor bu evi. Bak şimdi burada bir sürü havai fişek var mesela. Prefabrik bir ev galiba bu arada. Telif falan atma biz. tekrar yüklerim. Bak başlatıyor havai Tamam. bırak ya. Havai fişekler patlıyor, patlasın. Olamaz! ne oldu? Artık göremiyorum bile. OOOH! Oh, 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 oh. Aman tanrım! OOOH! Jama oh, oh. geldi! OOOH! Oh, oh, oh. İnanmıyorum! Mankenlerimizin başaracağını sanmıyorum! <laughs> Başa bura kitlendi. <laughs> Ev bütün gece yandı ve geriye hiçbir şey kalmadı. Tüm mankenler de dahil. Sıradaki deney. Bakın mesela ev kısmı konusunda çok detaylı konuşmayacağım. Ev kısmı orijinal olabilir. E yani ya, kendi... Evi yakarsın yani. Tiny House ne lan orada? 5000 dolar alıp yakarsın. Ne gözümle yani. orada net bir şey yakalayamadım. Fakat şunu da söyleyeyim. Bence orada da efektler var. Yani ben oranın da çok orijinal olduğunu düşünmüyorum. Devam edelim. Yani şimdi mesela burası çok sıkıntı abi bak. Burada gerçekten <laughs> sıkıntılar var. <laughs> şimdi bak görüntüde şöyle bir saçmalık var Aynen. videoda. Bazı şeyler çok kaliteli gözüküyor. Bazı şeyler çok kalitesiz Aynen. gözüküyor. Devo. Bak çünkü zaten gerçekle sahteyi mixliyor. Bu film tekniğidir zaten. Yani atıyorum çok yüksek bir göçük vardır. Ee, mesela dün gördüm chat'te. Abi indiler işte göçüğün altına lan amcık. Şurada inşaata gitsem orada video çeksem göçüğün alt, arkası böyle taşlı bir yerde. Tamam mı? Onu alıp green yapılmış bir yerle aynı renk tonunda mixlesem aynı şey yani. Yak, yakmıştır ama bir de, ha, işte mesela gerçekten yakıyordur orayı. Mesela bak dinamitleri patlattığı yer var ya. Dinamitleri patlattığı yer harbiden patlıyordur orada. Vardır patlayıcılar ufak tefek. Efekti dolduruyordur içine. Diyordur ki burada daha çok ateş gözüksün. Tamam hem yanıyor zaten hem de aralara efekt koyayım diyordur. O, orayı ayırt etmiyor bizim chatteki bazıları. Yani kombinasyon meselesini e, şey oluşturamıyor kafasında. Zaten bunu yapan MrBeast değil ya. Yani oturup da dur şuradan PNG alev efekti falan yapmıyor. Onun tonla maaşlı e, filmleri yapan heriflerle çalıştığı gerçek zaten ya. Abi ben oradaydım gerçek. Şu çukur doğru tamam mı? Ama şu çukur... O kadar dinamiti oraya koysa Amerika şey mi yapacak buna? öyle o, lan, Patlatsın ya amına Eyaletin yarısını patlatsın. Çocuk video çekiyor mu diyecek? Büyük ihtimalle böyle bir metrelik bir buçuk metrelik falan bir çukur. Yani öyle videoda gözüktüğü gibi çok derin bir çukur olduğunu düşünmüyorum ben. O da çukur varsa bu arada belki de çukur da yok. Ha mesela bu da var. Toskocadı. <laughs> Diyorum ya işte uzaktan kumandalı tekneyi kontrol ettiği sistem takozla yapmış. Ama. Tankı bu kadarlık bir şeyin yönetebilmesi bu da bana ilginç geliyor ama neyse hadi buna da inanalım. Bunlar, bunlar bunları yok. kanıtlayamayız ve birileri evet. gelir şey yazar. Ya bunlar çok ufak yazılımlarla mümkün şeyler falan filan. Anlamadığımız yerler olar. O yüzden da çok iddialı olmayacağım. Peki. Bak şu görüntü çok fake. Ha? Bu fake. Bu direkt fake zaten. Bak şu yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar burada. Abi bak şu doğru değil. Şu gerçek değil abi. Bu gerçek olamaz. Ya, bu inanılmaz fake bir görüntü. Ben inanmıyorum abi şu görüntünün doğru olduğuna. Başla, şimdi yürü. sıkıntıya bakın. Arabalar yürü. gerçek bu arada. Arabalara bok atmıyorum. Bitti. Hayır. Oo, şimdi işte. Işi bitti. Bakın. Bak bu direkt bilgisayar. Oyun mu? İnanmıyorum. Bak bu, bu gerçekçi değil işte. Bak bu fizik kurallarına aykırı. Böyle i̇şi bir düşme olamaz. Bak. Olamaz. Arabaların düşme şekli. Ne ve nedense şuralarda hep görüntüyü kesiyor bak. Kesiyor bir de bulurluyor çok fazla. Bak düşüşe bakar mısın? Abi bu gerçekçi gelmiyor mesela bana bak izleyelim. Mesela bak şu içi gerçek bence. Bak bu gerçek bir görüntü. Abi bu gerçekçi gelmiyor. Aha dur lan. Arabaların düşme şekli. Ne ve nedense şuralarda hep görüntüyü kesiyor bak. Bak abi düşüşe bakar mısın? Abi bu gerçek gelmiyor mesela bana bak izleyelim. Görüntüde birçok yer bozukken arabaları çok net görüyorum bak. Mesela bu da bir garip. Bunu bir yerde daha yaşayacağız bu arada. Bak mesela şuralar gerçekçi değil. Bu araba oraya o şekilde düşerse burası olduğu gibi içe göçer abi arabanın. Bak. Bak bu doğru bir görüntü bu arada. bu, evet, bu gerçekten ee, otobüsün içini çekmiş mesela anladığım kadarıyla. Şu an şeyi yorumluyorum. Hani böyle a bak sahne olduğunu kanıtlamak için konuşmuyorum. Nasıl yapılabilir böyle bir şey düşünelim birlikte. Otobüsün içini çekersin sabit. Sonra onun dışarıdaki cam görüntüsüne işte böyle green screen dokunuşuyla istenen efekti verebilirsin. Eşyaları kaldırabilirsin. Mesela bak şu tuğlaya dikkat edin. Bak. Bak şuradaki tuğlaya dikkat edin. Bu tuğla mesela Doğru bir görüntü. Sonradan olarak. koyulmuş bir efekt. Gerçek bak, bak saniye. görüyor musun? Tuğla Tuğla değilmiş zaten tahtaymış. Ama buralar yani bilmiyorum buralar bana çok fake geliyor ya. Gidiyor arabalar. Ah evet Vinçte de kaldırabilir. O saniye yaşa yaratırsın bu arada o kolay bir şey. Gidiyor gitsin gitsin bak şimdi. Devam et devam et devam et slow mo devam et. Ana kamera gitti la oradaki bu ne? Gitsin gitsin bak şimdi. Devam et, devam et, devam et. Slow mo, devam et. Bak. Mesela bilmiyorum abi. Bana Yok, bu görüntü... Yok abi bu gerçek, gerçek değil. Gelmiyor. Gerçek değil kanka zaten. Gelmiyor değil. Fake gerçek abi değil. bu ya. Abi araba öyle bir yükseklikten düşse bu arada bak kağıt olur. Kağıt. Şeyi bile... Dışı bile bozulmadı... Okul otobüslerinin. At olur böyle bir şey yok abi. Araba sapasa adam kalıyor yani. Neredeyse lastikleri <laughs> değiştir yola devam et yani. Olan Bak şuraya var. bakar mısın abi? Araba o kadar yüksekten aşağı düşecek. Şu lastik şöyle kalacak şurada ya. Veya arabanın... Nasıl değil abi inşallah kanıt atarlar. Şaka yapıyorsunuz. Bak bunu vuracağım çünkü. çene <laughs> <Keni gülüyor> altına. şekli bu şekilde kalıyor. Şu lastiği değiştir bu otobüsü kullanmaya devam et. Saçmalık abi böyle bir şey olamaz. Dibini araştıracağız. Oynat. O, olamaz. Ya hayır aşağı bakmasın. Tam iyi bu abi ne yapıyor burada abi? Bu abi ne yapıyor? Allah aşkına biri açıklasın bana. Şu abi ne yapıyor? abi bu video green screen. Bu <laughs> hey, hareket etme. Hareket etmiyorum. Mesela Aa, mesela burada demişler. Aa bak indiler yeri lan burasını yaparsın bu. Yukarıdan aşağı niye hiç bakmadılar? O da sıkıntı. Evet, ben bakmazlar. böyle bir videoyu çeksem yukarıdan aşağı bir kere bakarım ne halde orası diye. Karışız bu arada ve otobüsler ve... atmışlardır sonrasında onu da söyleyeyim yani. Otobüsler bir yükseklikten atılmış ama bu yükseklikten değil. Ve o yükseklikten treni, düşecek ve, tam şöyle... ve şu lastik şöyle kalacak öyle mi? Yani i̇htimal veren varsa yorumlara yazsın. Ya ama bunu yapmadan... Şimdi gelelim buna. Bu da, buna. Bu da, da çok büyük bir dinlerce... sıkıntı. Mesela El şu paraların fake olduğunu iddia etmiş ki bence de kuvvetli. Yasak zaten bir kere. Öyle bir şey de var. İhtimal. Bu en çok şaşırdığım sahne çünkü neden? Şurada çok ciddi sayı. Anladınız mı mevzuyu? Yani konu videoyu kötülemek, MrBeast'i kötülemek veya herhangi bir sebepten dolayı buna karşı gelmek değil. Birlikte bir video izlerken "A bunlar fake lan" demek kadar basit bir şey bu. O yük, yükselmeyi ve deliler gibi savunma mekaniğiyle bana saldıranları anlamıyorum. dinamit var arkadaşlar. Ya yani bu öyle böyle değil. Ma Bak kendi de söylüyormuş fake olduğunu mesela. Halle yıkar lan şu. ne kadar doğru yani bir kaynak. Yani falan komple yok eder diye biliyorum bu dinamitler. Hakikaten bak inşaatçı falan arkadaşlar varsa çünkü inşaatların yıkımında da benim bildiğim dinamit kullanılıyor. Onlar daha net şeyler söyleyecektir ya ama onlar hani şu çok canım. ciddi bir sayı abi. Şimdi o dinamit sahnesi hazırlanırken bu sahneye geçiyor diyor ki 10 tane jet motoru var. Ve 10 tane jet motorunu arabaya bağlıyor. Sonra da bu arabayı şoförsüz bir şekilde salıyor. Ne yapacak araba diye. Yokuş yukarı salıyor bir de. Ya burası olduğu gibi fake. Bak çok net söylüyorum. Gelin beraber izleyelim. Bu arada 10 tane jet motorunu o arabaya bağlasanız uçar gider. Taklalar atar direkt yani. O öyle bir hıza dayanamaz o araba. İnternette var bu bu arada böyle videolar. İşte araçlara jet motoru bağlıyorlar ama araçların şeklini bile ona göre seçiyorlar. Ona göre hazırlıyorlar o araçları ki hemen takla atmasın diye. Çünkü bir arabanın şekline göre çok orantısız bir güç veriyor o jet motoru. Mr. Beast de burada 10 tane taktığını söylemiş. Başlıyor. Bir, bir, jet Mesela jet motorunun ben ateş çıkarmadığını ilk defa gördüm. Hadi diyelim bunlar ufak çıkarmasın. Okey buna da tamamım. Ya bu jet motorları mesela nereye bağlanmış? Ben burada bir yani teçhizat da göremiyorum. Hani bir bağlantı şeyi de göremiyorum. Buna da okeyim. Devam edelim. Sadece gönderin. <laughs> Arkaya sadece <sancık> koymuşlar. <laughs> yani Bilmem kaç tane jet şey motoru var. Bavul takılmış gibi duruyor Bak abi araç normal kalkıyor. Ya bu çok sıkıntı mesela. Benim arabayla aynı kalkıyor abi araba. Ne var abi burada? Ya, Gitmiyor ya. ki araba. Ya çalıştırmadı o dur. Oğlum bu araba var ya bak direkt taklalar atmaya başlar. Arka kalkar direkt vura vura gider bu takla atar direkt. Ha bak biri diyor ki Mr. Biz kendisi başka bir videoda gerçek paraya zarar vermek yasak olduğu için aynı değerde sahte para kullanılıyor video için demiş. Böyle bilgi var. Bunu der zaten oğlum. yasak çok. Neredeyse Bu iyi. arada ben MrBeast'in milleti kandırmak için böyle yaptığını düşünmüyorum. O ne yapıyor biliyor musun? Yapıyor efekti çakıyor izlesin eğlensinler. Ben buna gerçek veya sahte gibi bir bilgi vermeyeyim diyor. Yesinler birbirlerine amına koyayım. Bana, ben içeriğime bakarım diyor. MrBeast'in yaptığı bu. Bu ne zaman bir tartışma konusu olabilir ben size söyleyeyim. MrBeast çıkar der ki kardeşim benim yaptığım bütün videoların içerikleri gerçektir. Efekt kullanılmıyordur. Benim orada ben orayı patlatıyorum o kadar çukuru kazdım. Treni aşağı uçurdum. Bunun da aksini kimse iddia edemez. Bunların hepsi gerçekler. O zaman dramaya dönüşür. O zaman dersin ki lan amına koyayım sen kimi kandırıyorsun lan dolandırıcı falan dersin. Ama zaten öyle bir iddiası olduğunu düşünmüyorum. Yani zeki bir çocuk belli. Konu bu kadar basit. Bizim de tartışmamızın sebebi adamın bu istediği şeyi yapmamız zaten. Bakıyoruz fake. Fake olmadığını iddia edenlerin nasıl bir gözü var onu çözümleyemiyorum. Hem kızdığım o. 70 70'le gidiyor araba şu an. Devam, tamam. Devam. devam, devam. Dur! Aaaa! Bak şimdi bur- Bir dakika lan! 1, 2, 3! Dur lan bir dakika. Nerede o arabanın arka görüntüsü? 3, 6, 10 tane var değil mi? Bak şimdi bur- 10 tane var burada e, sayamıyorum tam şurayı. Hala burada 10 tane burada, varsa çünkü sıkıntı. Bu araba buraya çıktığı anda arabanın önü eğilir cüm diye yere girer. Böyle uçmaz abi araba. Uçuralım hadi bir inanalım. Bak şimdi. Uçuyor değil mi araba? Aa, duman efekti geldi. Uçuyor. Bak. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alamına koyayım. Az önce 3 tane düşürdü hala 10 tane takıl arabaya mesela. Çok da siklemiyorlar bence bunu yapanlarda. Şu sıkıntıyı fark etmenizi istiyorum. Onu yani insanlar buna inansın, bunun gerçek olduğunu düşünsün, editi de değil bunlar bana sorarsanız. Diyorum Görüntü berbatlaşıyor. Bak her yer berbatlaşıyor. Araba çok net. Bak bu enteresan bir şey mesela. Devam edelim. 7 var uçuyor abi. Uçuyor abi, uçuyor araba. 3 4 5 6 7. Bence şu alttaki 3 tanesi duruyor lan hala. Uçları bak şunlar değil mi? Yoksa silememişler mi onu? <laughs> E, evet, şu uçları niye duruyor? Arkaları mı bunlar. Olabilir. Neyse. Onu düşünmüşler o zaman. Lanet düşüyor olsun. Araba. Bu arada 3 tanesi de arkada düşüyor. Benim gözümde hala düşmemişim şey motor parçalarının. Var. Onu da şöyle göstereyim hatta. Aa geliyormuş oraya O zaten. şeye çıkarken. Bak şimdi şurada. Ha, Tamam. Evet. Burada 3 tane gidiyor bak. 3 tane gitti şurada göstereyim. Şöyle 3 tane gitti. Bak devam ediyorum. Nokta nokta devam edeceğim. Adım adım. Bakın gidiyoruz. Zort demeyin oğlum. Yorumluyorum sadece. Gördüğüm kadarıyla. Ben orada onu da takılı sandım. Şu alttakilerin uçlarını bunların uçlarıyla aynı gidiyoruz. sandım. gidiyoruz Drone'la çekim yapılıyor. Şu arkada gelen drone arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ama bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Onu söyleyeyim. Şurada bir şey uçuyor abi. Bak. Tamam mı? Bunların da içi boşa böyle. Ha bunlar jet motoru. Bunlar çalıştı. <laughs> ve bu kadar temizler öyle mi? Yol da bu hale geldi. Hani o araba düştü ve yol bu hale geldi. Ve bu araba bu kadar dağıldı öyle mi? Öyle bir hızla yukarıdan aşağı düştü. Lastiği dahi kopmadı. Hiçbir şey kopmadı arabada. Ve bu araba maksimum bu hale geldi. Şunlar bile kırılmadı ya. Bunlar bile hala arabaya bağlılar öyle mi? Mr. bir bak dalgana ya. Bu motor böyle... <laughs> bak işte Böyle anlattığında da haliyle tabii Burak'ın içeriği bu seviyor böyle konuşmayı. Doğal olarak Mr. Beast fanları triggerlanıyor. Ben az önce bir yorum okudum. Hatta bunu Burak bana mesaj attığında ona yolladım. Bak abi. Biraz dedikodu yapalım. Bir arkadaş gelmiş buraya yorum yapmış. Demiş ki... Vallahi ee, lira 28'i la lira diyormuş. Ben bunu yaş sandım mı? Buraya da öyle yazdım Vallahi lira 28 geçtikten sonra millet artık kafayı yedi. Mr Beast'in efekte ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii Mr Beast ismini kullanarak falan falan bilmem diye girmiş. Şimdi ben bu yorumu okuduğum zaman kızıyorum. Neden biliyor musunuz? İnsanlar bir şekilde kafayı yiyor. Tamam, yedik kafayı hep beraber. Sen Mr Beast'in büyük fanısın. Okey. Mr. Beast'in efekte ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum diyor. Yani lira 28 takılmayın oradaki hatalara. Şimdi Mr. Beast'in efekt kullanma ihtiyacı olmadığını düşünmüyorsun diye... ...gözünü niye kullanmıyorsun mesela? Bence sen kafayı yemişsin. Çünkü açtığın zaman zaten Mr. Beast'in efekt kullandığını görüyorsun. Sonra da Burak'a laf çakmak için de yardırmış. Şimdi böyle çok böyle kendine güvenerek, bilerek... Sanki bütün şifreyi çözmüş de aşırı böyle önemli bir şey keşfetmiş gibi karşısındakini aşağılayarak içi bomboş bir yazı yazdığı zaman birileri böyle ağzının ortasına böyle füf yapıp böyle ama bak tokat değil böyle pres de burasım geliyor. Çünkü sen zaten boş yapıyorsun. Yani söylediğin şeyin altı dolu değil. Ama ona sorsan o şifreyi çözdü amına koyayım o hani ya siz amına koyayım bu herifin. Abi ya efekte ihtiyacım var amına koyayım. E aç bak Baktın mı? Çünkü var. Sonra tartışma büyüyor. Niye bilmiyorsun onu? Anana sövüyor. Bilmem ne oluyor. Sikin bir tane Mr. Beast videosu tartışıyoruz. Böyle duruyor ya böyle bir kazadan sonra ve siz bu motorun yanına yaklaşabiliyorsunuz öyle mi? Korkmadan. Ha hiçbir yerde bak mesela yukarıda Aa bak. Biraz bu burayı Çalışıyor Vaziyette siz oraya yaklaşıyorsunuz yanında benzin kaçağı varken falan filan. Aa bari sen yapma ya. Ya ben ne yaptım amına koyayım? Ne? Ne? <laughs> ne yığın ya? Ne yaptım şimdi buna koyayım? Ne yaptım Mr. Biz abine bir şey mi dedim? Ne oldu? Şimdi Böyle geldik duyuyoruz. en bombasına abi. Burada en tren uçuracak reis. Sarıyorum biraz. Mesela bakın şimdi. Attılar. Bak mesela yukarıdan aşağı niye göstermiş? Şunları banlıyorum. Bak şımaranlar oldu. Bu yumurtayı uçurdum. Dave Mustafa'yım midir nedir? Şımarmayın hemen oğlum. Birlikte eğlenek ya. Keyif kaçırmayın oğlum. Dozajını kaçırmayın bir şeyin ya. Bilmiyorsun abi bunun atılışını. Geliyor! Dikkat dikkat! Bak mesela buralar çok... Amcık siktir git de konuş böyle bakayım. Yarrak. <laughs> git onunla konuş lan. Ona yazan bırakayım. Sana karşılıklı cevap konusun böyle. Skin'e takarsa. Ama şafı ya. Çok sahte, çok fake buralar. Devam. Hiç yukarıdan direkt aşağıya çekme yok bu arada. Hep yarım yamalak. Evet. Bu sahneyle alakalı çok konuşmayacağım. Burada çok bir şey yakalayamadım açık söyleyeyim. Sadece tek yakaladığım şey bu arabayı bence şoför kullanıyor bir yerden sonra. Neyse yani bundan böyle sonra gidiyor. <laughs> Dediğim gibi benim için MrBeast bu ne alakalandı? İzledikten <laughs> sonra YouTube açtım, CGI çalışmalarına başladım. <laughs> Hem de evden oturup kanka helikopter helikopter düşürmeyiz, Şu pet <laughs> şey şuradan açılıyor. Şurada <laughs> şurada. <laughs> 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 Ay Allah'ım ya. Neyse, uzun lafın kısası videoda green screen görüntüler çok. O yarık marık hepsi green screen. Bu kadar. Bu MrBeast'te herhangi bir şey kötü şekilde e, yorumlamamıza sebep vermeyen bir durum. Ha, kolpacıdır, molpacıdır. Ben de öyle laflar yok. Yani ne yapıyorsa yapsın. 50 milyon, 100 milyon izleniyorum. İzleniyor amına koyayım. Ne yapıyorsa yapsın. Yeter ki onun gerçek olduğunu iddiasında bulunmasın. Başka bir şey yok benim için. Yoksa sikmişim falan diye bir küpü <laughs> Denizaltı satışları tekrar başladı. Denizaltı satışları tek Nasıl amına koyayım ya? Patladıktan sonra nasıl bir daha satışa çıkardı?